Konuşmandan ötürü çalışkan. Daha önce de 3 dönem Aksar ve... Evet. Parti Demokrat Hakem Kurulu üyeleriyle Büyük Kongre Delege Asil ve Yedek Üye aday listemiz ekledi. Cumhurbaşkanımızın büyük ve güçlü Türkiye idealini en büyük 10 ekonomiden biri idealini gerçekleştirmek için bu potansiyelleri değerlendirmemiz lazım. Değerli kardeşlerim, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte yeni bir yazılım oluşturuldu. İnşallah gençlerimizle birlikte, kadınlarımızla birlikte Cumhurbaşkanımızın hedeflediği büyük ve güçlü Türkiye yolculuğuna hep birlikte devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın önünde AK Parti'den başkası duramaz. Cumhurbaşkanımızın önünde büyük ve güçlü Türkiye'den başkası duramaz. Sevgili kardeşlerim, kongremiz hayırlı olsun. Hep... Milletin adamları, milletin sevdalısı, gönül ve hizmet adamı Başbakanımız Binali Yıldırım'a teşriflerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Salon dışında bulun. Şimdi kongrelerde arkadaşlarımızın bir kısmı görev alıyor, bir kısmı görev almıyor. Gayet doğaldır, bu bir bayrak yarışıdır. Bizden önce de bir sürü il başkanımız görev yaptı bu memlekete. Büyük faydası oldu. Yine önceki dönem milletvekillerimiz aradığımızda sağ olsunlar, ilimize çok büyük faydaları oldu. Gayret ettiler. Bugün biz 6 milletvekiliyle inşallah bu değerli dostlarımızın, büyüklerimizin bıraktığı bayrağı ileriye doğru taşımak istiyoruz. AK Parti 7. Olağan Kongremiz hayırlara vesile olsun. Manisa tabii ki köklü bir siyasi birikim olan Şehzadeler Şehri. Bu özel şehrin bir misyonu var. Hazırlık, gençlik, cesaret, özgüven ve girişimcilik. Buraya gelmişken tabii ki merhum babam Ekrem Pakdemirli'yi de almak isterim. Tam bir Manisalıydı. Girişimci, siyasetin içinde Manisa'nın bugünkü duruma gelmesinde, fabrikalarının bu hale gelmesinde, organize sanayinin bu hale gelmesinde birçok fabrikada bizzat imzası vardı. Teknolojiyi seven bir insandı. Birazdan Cumhurbaşkanımıza bağlanacağız. Ama bu görüntülü telefonların, video konferansların, uzaktan eğitimlerle alakalı 2000'li yılların daha en başında bunlarla ilgili şirket kurmuştu, çalışmalar yapıyordu. Son derece müteşebbis bir insandı. Özal döneminde hem dış politikada hem de ihracatta önemli bir aktör olarak hala hepimizin hayırla yad ettiği, en başta da tam anlamıyla bir çiftçi olan, toprağın adamı olan babamı burada hep birlikte anmış olalım. Son 2,5 senede %65 artışla 24 milyar liralık bir tarımsal desteğe geldik. Bitkisel üretimimiz pandemiye rağmen son bir yılda %6 büyüdü. Son bir yılda meteorolojik kuraklık olmasına rağmen Cumhuriyet tarihinin bitkisel üretim rekorunu kırdık ve 124 milyon tonla. Büyükbaş hayvan varlığımız arttı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek değerinde. Küçükbaş hayvan varlığımız 6,6 milyon lira artışla son 80 yıldaki en fazla artışa geldi. Yine 2020 yılın ilk 11 ay tarım ve gıda ürünleri ihracatı %4,3 arttı. 16 milyar dolar ihracat ve 5 milyar dolar dış ticaret fazlası da ilk 11 ayda yaptık. Yani muhalefetin dediği gibi, muhalif medyanın dediği gibi durum böyle değil. Türkiye ithalat değil, pandemide kendi ihtiyaçlarını görebilen, ayrıca bununla beraber de tüm dünyaya ihracatını yapabilen bir ülkedir. Elbette kongreler parti içi demokrasi, tazelenme ve yenilenmenin adresidir. AK Parti kongreleri de siyasi tarihimizin yüz akıdır. 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz için de tazelenmenin gücüdür.
gerçekten muhalefet iktidar olsaydı milletimizin hali nice olurdu. Muhtemelen her şeyi ellerine, yüzlerine, gözlerine bulaştırmış olurlardı. Başka bir parti iktidar olsaydı Karabağ'da Azerbaycan'ın yanında durabilecek miydi? Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Karadeniz'de başka bir iktidar haklarımıza sahip çıkabilecek miydi? Suriye ve Irak'ta güvenliğimiz acaba ne durumda olurdu? PKK ve terör örgütleriyle mücadele hangi seviyede olurdu? Muhalefet iktidar olsaydı sağlıkta dünyanın örnek gösterdiği bir ülke olabilir miydi? Pandemide gıda ile ilgili bir problem yaşanmamasını hangi parti sağlayabilirdi? Bunların hepsinin cevabı hiçbir parti sağlayamazdı. Elbette 2023 seçimleri bu iktidarın elbette karne zamanı olacak. AK Parti'nin MHP ile olan ittifakı seçim değil bir hizmet ittifakıdır. Bu ittifakı da en güçlü kılan hanımlar ve gençlerimiz. Hanımlar ve gençlerimiz için de bir alkış alalım. Tüm kademelerde görev yapmış bir kardeşiniz olarak bizde küsmek olmaz, olmamalı. Zira her yenilenme dönemi bereket ve coşku getirir. Şu salgın hastalık bize de, bütün ülkelere de çok şey öğretti. Ne öğretti? Gelişmiş ülkeler, burnundan kıl aldırmayan ülkelerin topu topu yarım gram büyüklüğündeki bir mikropla nasıl bize geldiklerini gösterdi. İşte o gelişmiş ülkeler, o teknolojiye sahip olan ülkeler bu kriz karşısında maalesef yerlerine oldular. Ama Türkiye yine bu sınavdan da en başarılı şekilde çıkan ülke oldu. Bu bir tesadüf mü? Elbette değil. Vaktiyle sağlık sistemine yaptığımız yatırımları, şehir hastanelerini acımasızca, amansızca eleştirenler bu virüs, bu korona virüs sürecinde, bu salgın sürecinde ne kadar büyük hata yaptıklarını ümit ederim anlamışlar. Biz ne dedik bu yola çıkarken, bu kutlu yolculuğa çıkarken? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı yücel ki devlet yücelsin. İşte bu ecdadımız Osmanlı'ya 619 yıl üç kıtada bayrak dalgalandıran bir cihan devleti yapmış. Marketler kapalı, dükkanlar kapalı. Gidiş geliş yok. Ama ne var? İletişim altyapısı var. İnternet var. İşte onu da akıl yollarını, bilişim yollarını 18 bin yıl boyunca Türkiye'nin her köşesine kilometrelerce döşedik. 80 binden 390 bin kilometre kadar internet hattı döşedik. Bunun için artık uzaktan alışveriş yapılıyor. İşte bunun için Sayın Cumhurbaşkanımız beşer onar kongreleri aynı anda bulunduğu yerden gerçekleştirebiliyor. Bu da ülkemizin 18 yıllık kazanımlarından da bir tanesidir. Bu partide eski diye bir şey yok. Bu partide geçmişle geleceğin omuz omuz olduğu bir bayrak yarışı var. Bizim bayrak yarışımız müsabakadakiler gibi
değildir. Bizim bayrak yarışımızda bayrağı teslim eden ve bayrağı alan da koşmaya devam eden bizim anlayışımız budur. Bizim gördüğümüz budur. Bundan sonra da inşallah böyle olacak. Bir kez daha Manisa 7. olan kongremizin partimize, Manisa'mıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim. Evet, İl Başkanımız, Sayın Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye de günler. Evet, Manisa Milletvekili'nin bizi de...